Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Çağrı şartım Tango Alfa 1 Eko Victor. İnternette birçok ilan görürsünüz ama ilanlarda 1 TL yazan kişileri de görürsünüz. O 1 TL belki 5000 liralık bir araba satıyordu. 1 TL yazmıştır. Yani 1000 liralık bir malzemedir. 1 TL yazmıştır. 1 TL yazmanın mantığı nedir? Yani bu kişiler bu malı satabilirler mi? Yani amaçları nedir diye düşündük. Ve tabii ki ben de satış yapan biriyim. Farklı ürünler satıyorum ya da internet üzerinden. O kişilerle bir şekilde görüşmüşlüğüm var ve kendi tecrübelerimi size anlatıyorum. Bu herkes için geçerli olmayabilir. İnternette malın fiyatına, 1000 liralık malın, ürünün fiyatına 1 TL yazanlar kimlerdir? Önce uyanık olduğunu zanneden cahillerdir. Baştan söyleyeyim. Bunlar birinci grup. Gerçek fiyatı sen sorunca açıklayacak. Öyle bir, yani gerçek kafasında bir fiyat var. Ama senin söyleyeceğin bir pazarlık peşinde. Yani yok o fiyata olmaz, böyle bu fiyata. Bu ikinci grup oluşturuyor. Üçüncü grup ürün bozuk ama söyleyemiyor. Ya bak hocam bunun bir kusuru var. Sana bunu söyleyecek. Böyle böyle burasında bir bozukluk var ama idare eder falan filan diyecek. Orada sana yine yenisinin fiyatına yakın satacak. O maksatla 1 TL yazıyorlar. Satmak istemiyor. Yüksek fiyat deyip senin oha çüş yu o fiyat olur mu demeni bekleyip de kavga etmek isteyenler. Yani internette canı kavga etmek isteyen bir grup var. Onlar senin oha o fiyat olur mu lan çüş falan demenizi bekliyor. Ondan sonra kavgaya gidecek sizin işte Facebook'unuzda, WhatsApp'ınız sizinle bir kavgaya tutuşmak istiyor. Niyeti kavga olanlar. Şimdi niyetler var bu ortada. Ya bir de 1000 liralık ürüne niye 1 TL yazsın ki? Beşinci grupta satmak istemiyor. İnsanlarla dalga geçmek niyeti. Belki bir kız çıkar, tanışırım. Bir çıkar oluşur diye. Yani aslında onu satmak istemiyor. Maksadı insanlarla dalga geçmek. Bunu çıkara çevirmek. Kendi iç güdüsel hani belki bir cinsellik, bir kız çıkar da gider ona sorar, tanışır. Yani adam niçin yaptığını o da bilmiyor. Altı yanlışlıkla bu da olabilir arkadaşlar. Yani orada 1000 lira yazacakken sıfırı göremiyor. Ama dikkat etmeyen kişiler bunlar. Gerçekten de 1 TL yazıp fakat tabii insanlar şey yapıyor. 7 dolandırıcı olanlar. Ya 1 TL yazıyor 10.000 liralık bir ürüne. Sen de işte abi şu kadar olsa olmalı olur diyor. Bilmem seni dolandırıcı olanlar bunlar. Yani 10.000 liralık veya 5.000 liralık telefonu 200 liraya satanlar biliyorsunuz ki hıyar yolluyorlar veya bir şey yolluyorlar. İnternette o kişiler de aptalları da arıyorlar. Dolandırıcı olanlar 1 lira yazar veya daha düşük bir fiyat yazar. 10.000 liralık ürünü eğer siz 200 liraya alıyorsanız o orada dolandırıcı. Yani siz uyanıksınız o adam aptal. Onlar da sizin uyanık geçinmenizden faydalanıyor. 8. Kavga dövüş için, ilgi çekmek için yani o maksatla psikopat tipler. Adamların arkası güçlü, işte kendilerine aşırı güvenip kavga etmek için. Şimdi internette malın fiyatına eğer 1 TL yazarlarsa, kim her kim yazarsa yazsın, inanın ki satışı olmayacaktır. Ya bir tuzağa düşüreceklerdir birilerini, satışı olmayacaktır. Şimdi siz 1000 liralık ürünü, 1000 liralık ürünü 900 liraya alabilirsiniz. Hadi 800 liraya ikinci elini 500'e alırsınız. Ama yani fiyata bakarsınız. Bir alıcı, gerçek bir alıcı fiyata bakar.
500 liraya. İşte ama 1000 liralık bir ürünü size biri 100 liraya satıyorsa onda bile şaşırıp kalırsınız. Bu 1 lira, dolayısıyla 1 lira yazan kişiler satış yapamayacaklardır. Yani bu kadar 8 tane madde saydım, saymadığım maddeler de olacaktı. Ama bu kişiler bu malları satamayacaklardır. Neden satamayacaklar? Çünkü 1 TL'ye hiç kimse, Türkiye uyanıklar, Türkiye'nin akıllı insan derdi var. Uyanık insan derdi yok. Zeki insan derdi yok. Akıllı insan derdi çok. O yüzden ya bir aptal arıyorlar, ya bir yani zekası düşük, cahil arıyorlar. Türkiye'deki insanlar zeki ölmek istiyor. Cahil olabilirler, cahil olsanız okul okuma ama yeter ki arkanızdan aptal yazmasınlar, zeki yazsınlar. Çok adam cahildi ama zekiydi desinler. Bundan keyif aldığımız için en cahilimiz bile uyanık geçiniyor. Zaten dolandırıcılar da artık normal insan kandırmıyor. Kendini uyanık zanneden, mesela dediğim gibi 10 bin liralık bir telefonu 200 liraya aldım diyebilmek için uğraşan cahil insanları kandırıyorlar. Çünkü Türk insanının akıllı olma düşüncesi yok. Uyanık olma düşüncesi çok. Bu bir devlet politikası belki, bilemeyeceğim. Ama 1 TL'ye yazanlar maalesef sadece ya yanlışlıkla olan tek saf görebildiğim nokta, yanlışlıkla dikkat etmeyip 1 TL olduğunu fark etmeden yazanlar buradaki en masum kişilerdir. Bunların da satış yapabileceğine pek inanmıyorum. Zaten olmadığını da göreceksiniz. Olduysa da yani genellikle yanlışlıkla ilanı yazanlar çıkacaktır, satış yapanlar. Geri kalanlarını hiçbiri satamayacaktır. Ya şimdi bu konuyu işledim, sana ne diyeceklerdir ki zaten o da bir o da yine aynı kişilerden gelir böyle bir kelime. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu bir satış şeyi değildir. Yani bu stratejisi değildir. 1 TL yazmak satış stratejisi değildir arkadaşlar. Bu hiçbir ticarette de yeri yoktur. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.